Gel. Oh be. Ağzımın tadı yerine gelecek ha. Sen de her şeyi pek güzel yapayım ha. Burası iş yeri ağam. Bana böyle imalarda bulunma burada. Ciddiyetini severim senin. Sen böyle yapayım ya, ben daha fena olayım ha. Neyzan kızı söyle. Abi, abi burada durumlar karıştı. Baran bana yalan söyledi. Ebru şüpheleniyor. Dur dur hele Neyzan kızı. Ne dedin anlamadım. Kim kimden şüpheleniyor? Ebru şüpheleniyor diyorum. Baran bulmuş o kızı, hayatını kurtarmış. Hastaneye götürmüşler, kan vermiş kıza. Ne diyorsun sen Neyzan kızı? Doğru mu duyduklarım? Abi yalan söyleyecek halin mi var? Baran'ı yüzledim bu sabah. Ana ne yapayım, ölüme mi terk edeydim dedi. Dahası da var. Dur hele teyzem kızı, dahası ne olacak? Sakın bana Ebru her şeyi öğrendi deme. Allah korusun abi. Ama adım adım yaklaşıyor. Anam doktor Mehmet Bey'le tanıştırmış bunu. Ne? Ya anam delirdi mi? Hiç sorma, hiç sorma. Mehmet Bey benim çocuğum olmadığını söylemiş. Tedavi gördün halin demiş. Bu da gelmiş bana senin çocuğun olmuyormuş diyor. Abi ne olur bir şeyler yap. Bu kadın Baran'ın durumunu öğrenecek. Özlem neyin var senin? Bir türlü konuşma fırsatımız olmadı. Dün akşam olanlar için çok üzüldüm. Sen beni boş ver yenge ya. Konağa gelin geleli 2 sene oldu. İnsan gibi muamele gördüğüm sayılıdır. Kendal çok sinirli. Ama herhalde ne kadar şanslı olduğunun farkındadır. Senin gibi gencecik dünyalar güzeli bir eşi var. Sen ne dersen de benim halim ortada. Böyle gelmiş böyle gider. Özlem lütfen beni yanlış anlama ama niye böyle düşünüyorsun? Hiç kimsenin sana bu şekilde davranmasına ya da aşağılamasına müsaade etmemelisin. Ne yapayım yenge? Hiç içimden isyan etmediğimi mi düşünüyorum? Kolumdan tutup dışarı atsalar nereye gideceğim? Anamın evi de diz boyu sefalet. Zaten kapıdan içeri almazlar ki. Olur mu öyle şey? Babam ağamın bastırdığı parayı görünce bana düşüncemi bile sormadı. Gerçi hoş, sorsaydı da hayır demezdim. Konağa gelin geliyorum ne de olsa. Ben de kendi yaşadıklarımı düşününce bir şey sanıyordum. Seninkileri görünce. Yok be yenge. Öyle deme. Seninki de kolay değil. Sen de tepeden düştün. Daha zor. Bir de bunların ettikleri. Ben hepsini unutmaya çalışıyorum. Unutabilirsen ne hala? Bunlar şeytana pabucunu ters giydirir. Nar'ın kısır olduğunu ben yeni öğrendim. Beni bırak Emine abla bile yeni öğrendi. Ondan niye saklamışlar ki bunca sene? Allah Allah. Vallahi yenge, bunların hepsi sır küpü. Kim bilir desen daha neler çıkacak. Bilmiyorum Özlem ama burada yaşamak gerçekten çok zor. Hele bu yaşananlar oldukça umudum daha da tükeniyor. Neyse ben gideyim artık. Sonra konuşuruz yine.